Sevgili arkadaşlarım, yine bir canlı yayın programında beraberiz. Bugün 19 Mayıs 2020. İki müjdeli haberi, iki müjdeli günü birlikte yaşıyoruz. Bunlardan birincisi, insanların kurtuluşuna vesile olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi. İkincisi de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsız bir devlet haline gelmesi için Atatürk'ün Samsun'a çıktığı bugün. iki güzel gün bugün bir takvimde birleştirmiş oldu. Bu vesileyle ben de sizlere bugün günün bana önemine binaen bir 19 Mayıs şiiri okuyacağım. Bu şiiri 3 yıl önce yazmıştım. Bugün 19 Mayıs Bugün 19 Mayıs gençliğin bayramıdır. Bu bayram Türk gencine atadan armağandır. Sıradan bir gün değil. Bugün çok anlamlıdır. 19 Mayıs günü miladı bu milletin Samsun'da Türkiye ye. 1919 Mayıs'ın 19'u. Samsun'dan gülümsedi İstiklal'in doğuşu. İşte bugün başladı vatanın kurtuluşu. Damla bir sele döndü, Akdeniz'e ulaştı. Dünya selama durdu yeni Türkiye'mize. Kimse bize vatanı altın tasla sunmadı. Bu vatanın mayası et, kemik ve kandı. Dünyada hiçbir toprak kan ile karılmadı. Burası Anadolu, bugünler anılacak. Bu yüce Türk devleti payidar yaşayacak. Atatürk bu gençliğe her zamanda güvendi. Gençliğe güvenmesi armağan eder miydi? Bugünün adına da gençlik bayramı dedi. Tarihe bakar mısın buraya nasıl geldik? hiç de kolay olmadı. Binlerce şehit verdik. Son günlerde üzücü olaylar yaşanıyor. Bugüne yakışmayan kararlar alınıyor. Gençliğin kutlaması neden yasaklanıyor? Geçmişini bilmeyen geleceği kuramaz. Tarihini bilmeyen bağımsız yaşayamaz. 98 yıl önce Umut Samsun'dan doğdu. Parçalanan vatana atan bir umut oldu. Osmanlı'nın külleri yeniden hayat buldu. Unutma geçmişini çok pahalı ödersin. Kutlamaya kaldırıp kime hizmet edersin? 19 Mayıs sembol yetişen her gençliğe. Vatan elden gitmişti dönüp bir bak geçmişen. 19 Mayıs umut Geçmişten geleceğe Türk evladı her zaman Atatürk'ü unutmaz. Andımızla taçlandı Türk evladı hiç susmaz. Tüm çabalar boşuna. Gençliği bölemezler. Atatürk sevgisini kalplerden silemezler. 40 fırın ekmek yese yanından geçemezler. Saygı görmek isteyen milletiyle zıtlaşmaz. Sevilmek isteyenler birleşir, kutuplaşmaz. Vatanını çok seven gözü gibi sakınır. Geçmişe dil uzatan şerefli ise utanır. Ne isterler atandan onu tüm tüm dünya atanır. Kökünden koparılan çiçek fazla yaşamaz. 19 Mayıs Türkiye asla yasaklanamaz. İyi şeyler olmuyor görüp yaşananlara üzülmemek elde mi duyunca olanlara, ülkem güven içinde taşınsın yarınlara, her milletin kendine ait, ait değerleri var, değerler yıpranırsa bir arada kim tutar? O yüzden milli değerlerimize sahip çıkmamız, geçmişe sahip çıkmamız gerekir. Bu vesileyle bütün şairler bizimdir. yeni bir şiirimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu da 3 yıl önce yazmıştım. Abdurrahim, Abdurrahim de bizim, Mahzuni de bizimdir. Bu toprağın insanı, öp öz kardeşimizdir. Geçmişten geleceğe umuttur, sesimizdir. Bu şairler gibisi, inan bir daha gelmez. Yazmadık bir konu yok. Her şey nasibin aldı deli gönlüne kanıp mihribana bağlandı. Kimi zaman şahlandı, kimi zaman ağladı. Abdurrahim Karakoç inan bir daha gelmez. Mehmet Emmi'ye sordu bir çift öküz yeter mi? Mahmut Oya üzüldü, çeşmi siyahım dedi. Ankara'da dayın yok, bilmem neden geldin ki? Usta Mahsuni Şerif, inan bir daha gelmez. Bu memleket bizimle gönüllere yerleşti. Kullukla, yoksullukla, bunlarla cebelleşti. Ne me lazım demedi, hapislerle yüzleşti. Bir nazım hikmet geldi, inan bir daha gelmez. Mehmet Akif de bizim istiklal şairimiz. Onun şiirleriyle şenlenir günlerimiz, İstiklal Marşımızı hep beraber söyleriz. Bir Mehmet Akif Ersoy inan bir daha gelmez. Arif Nihat Asya'da bayrak, bayrakla bütünleşti. Destanını okumuş, yazmaya da söz verdim. Orhan Şahik Gökyay da vatanını sevdirmişti. Bu değerli şairler inan bir daha gelmez. Necip Fazıl da bize önder şairlerdendi. Çağdaşlıkla mistizmi şiir de birleştirdi. Sonra gelen şairler ondan çok etkilendi. Bir Necip Fazıl Üstad inan bir daha gelmez. Sevmeyi sevilmeyi farklı yönden anlattı. Küfürlü sözler bile şiire bir tat kattı. Farklı bakış açısı kültürünü yaşattı bir can yücel gibisi inan bir daha gelmez. Ağladı ise sesini duymadık, duyamadık. Gözlerindeki yaşa bir gün dokunamadık. Bedava yaşıyoruz dedi, dedi de inanmadık. Bir Orhan Veli inan bir daha gelmez. Zerrattan şübü asam dek şiire konu dedi. Şiir ondan sonrası oldukça zenginleşti. Basıp geçtiği izler hep onun izleriydi. Bir tevfik fikret gibi inan bir daha gelmez. Mehmet Emin Yurdakul özgürlüğü haykırdı. Gördüğü yoksulluklar onu hep yaraladı. Şairler hay haykırmazsa millet öksüz kalırdı. Mehmet Emin Yurdakul inan bir daha gelmez.'' Aşık Veysel de bulduk tabiatın özünü. Ondan duyup öğrendik insanlığın yüzünü. Aşık Kerem'de bulduk aslının kor közünü. Kerem gibi yananlar inan bir daha gelmez. Hazreti Mevlana ki gönüller sultanıydı. Ümitsizliğe yer yok, ümit aşılayandı. Uzaklaştıran değil, bin kere çağırandı. Mevlana gibi sultan inan bir daha gelmez. Yaratılanı sevdi, yaratandan ötürü. Halk diliyle konuştu, örnek aldı İslam'dan. Çok sevildi bu yüzden sahiplenildi candan. Yunus Emre bizimdir, inan bir daha gelmez. Fetret devri yılları Anadolu'ya geldi. Birliği sağlamada oldukça emek verdi. Türk kültürü onunla yeni bir yola girdi. Hacı Bektaşi Veli inan bir daha gelmez. Tek tek saysam, saymaya kalksam bunu, bunu buna sayılar yetmez. Yazıya döksem bir bir defter kita kifayet etmez. Bu topraklar çok cömert, şairleri hiç bitmez. Hepsi de bakıp geçti, giden bir daha gelmez.'' Ee, şimdi bunları gördükten sonra yüzleşme vakti diye düşünüyorum. Çok yanlış fikirlerle çok çaktalar yaptık. Birisini tutarken birinden uzaklaştık. Aklımız havadaydı gerçeği geç anladık. Her şair bir değermiş. İnan bir daha gelmez. Kendi zaviyesinden çıkmayınca insanlık, kendimizden değilse ötekilerden sandık. Nasıl da yutturuldu, biz nasıl kandırıldık. Pişman olup sevsen de giden bir daha gelmez. Şairden zarar gelmez, ayrı telden çalsa da, fikre saygı duymalı bize katılmasa da, sıradanlığı sevmez, sorar ve sorgular da, her biri bir cevherdi, inan bir daha gelmez.'' Sağcı soldu desen de farklı düşünür belki. Şairler de insandır, insan sürü değil ki. Sen gibi düşünmezse o düşmanın değil ki. Yok etmesi kolay da insan kolay yetişmez. Farkımız mücevherdir, kimse değer biçemez. Farkımız zenginliğimizdir, farkımız mücevherdir. O yüzden kimse değer biçemez. Ne mutlu Türk'üm diyenem. Ne mutlu bu ülkede bağımsız sür yaşayanlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu bugün bu vesileyle Kadir gecenizi de tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.